Merhaba sevgili arkadaşlar. Artebella Kola Yavru setlerinden sizlerle birlikte güzel projeler çalışacağız. Birlikte yapalım. Evet, boyalarımızı açtık. İlk önce şişemizi çalkalıyoruz. Ardından atkılı fırçasını içine daldırarak karıştırıyoruz. Her boyamızı karıştırarak aynı şekilde hazırlıyoruz. Setimizin içerisindeki hazır jeli teknemizin içerisine döküyoruz. Daha sonra çalışmamız bitince jeli toplayacağız. Şimdi kırmızı renkli boyamızla tek renk battal ebru atıyoruz. Elimizi peçetemize silerek çalışmamıza devam ediyoruz. Su yüzeyinde Artebella ebru boyalarının çok farklı bir şekilde yayıldığını görebilirsiniz. Bu da gerçek anlamda ebru yapma zevkini bize veriyor. Birkaç kat üst üste atarak boyamın su yüzeyinde açılmasını görüyorum. Fareler üst üste gelerek bize değişik görüntüler, mermer dokusu şeklinde değişik görüntüler görmemizi sağlıyor. Evet, ayrı ayrı da satın alabileceğiniz gibi üzerine çalışma yapabileceğiniz suya dayanıklı kompozit ismini verdiğiniz bir karton ürünümüz var. Suyun içerisine bir baştan daldırıp dikkatli bir şekilde diğer baştan kaldırarak kompozit yüzeye boyamızı çekiyoruz. Teknemizin yüzeyini mutlaka çalışma yaptıktan sonra kağıtla temizliyoruz. Böylece ebrularımız daha sağlıklı, daha güzel olur. Şimdi yeşil renkli boyamızı alarak sıkıyoruz boyanın fazlasını ve tekne yüzeyine atmaya başlıyoruz. Şimdi ilk attığımız çalışmada tek renk ebru atmıştık. Şimdi iki renk ebru atacağız. Bunun için iki renk ebru ne demek oluyor? İki renk battal ebrusu, iki renk kullandığımız. Daha sonra projelerimizde detaylandırarak bu çalışmaları çeşitleyeceğiz. Evet. Şimdi yeşil rengimizi attıktan sonra üzerine sarı renk ebru boyamızı atalım. Biraz az sıkmışız. Evet. Evet. İki renkli battal ebrumuzu hazırladık. Yoğunluğu, renklerin yoğunluğu size bağlı. İstediğiniz yoğunlukta atabilirsiniz. Eğer boyanız dibe çöküyorsa mutlaka boyayı fazla atmışız demektir. Onu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Kağıdımızı teknenin yüzeyine yatırıyoruz. Biz yardımıyla şöyle çift renkli ebru desenimizi elde ediyoruz. Tekrar teknemizi temizliyoruz. Farklı bir renk, çift renk atarak çalışmamıza devam edeceğiz. Tekrar yeşil rengimizi atalım. Bu çıkan ebru kağıtlarımızla şimdi güzel bir duvar süsü yapacağız. O sebeple renklerimi ben birbirine uyumlu bu şekilde seçtim. Sizler de kendi renklerinizle istediğiniz
süsleme çalışmalarını yapabilirsiniz. Bu setimin içerisinde 4 tane renge sahibim. Ama farklı setlerde veya tek tek satın alabileceğiniz zaman farklı renkleri de alarak çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi yeşil üzerine mavi rengimi atıyorum. Biraz yoğun atayım. Yeşil, alttaki yeşil rengi sıkıştırsın boya. O zaman biraz daha farklı görüntüler elde edebiliyoruz. Boyalar birbirine açılıp sıkıştırdıkça ebrumuzun görüntüsü daha da güzel oluyor. Şimdi kağıdımızı tekrardan tekne yüzeyine yatırıp ebrumuzu kağıda çekip alıyoruz. Şimdi teknemizin yüzeyindeki kalan boyaları kağıtla topladıktan sonra biz hazır jelimizi bir dahaki sefere kullanmak üzere tekrar kutusuna dolduruyoruz ve hazır jelimiz, boyalarımız bitene kadar kağıt ve kompozitlere çekim yapabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi boyalarımla işim bitti. Kullanmak üzere el işi kağıdı şeklinde oluşturduğum ebru kağıtlarım var. Kendimin ürettiği. Evet, kompozit zeminim var. Bu zemini tuval şeklinde kullanacağım ve güzel bir duvar süsü yapacağız. Şimdi ilk önce kağıdımı alıyorum. Kağıdımı 3 eşit parçaya katlayacağım. Şöyle bir bakayım, 3 eşit parça oldu mu? Evet, kaydırmışız, olmadı. Siz cetvelle de rahatlıkla ölçerek yapabilirsiniz. Ben göz kararı burada hazırladım. Ardından şu şekilde kareler oluşturacak şekilde katlıyorum ve kesiyorum. Bu 3 parça olarak kullanacağım bu çalışmayı. Yaptık. Kenarları birbirine eşit kareler oluşturduk. Ardından şöyle iz bırakacak şekilde parmağımızla katlıyoruz kağıdımızı. Ve şu şekilde üçgen katlayarak mektup zarfı şeklinde bir şekil oluşturuyoruz. Evet. Kırmızı renkli aldığımız kağıdımızı da şu şekilde kalemimizle çiziyoruz. Ve kare bir zemin oluşturuyoruz. Artebella süper yapıştırıcıyla bu mektup zarfı şeklindeki şeklin içerisine yerleştirip yapıştırıyoruz. Şu şekilde küçük küçük parçalar oluşturuyorum. Artebella ebru boyalarıyla kağıda çektiğimiz ebrularımızı el işi kağıdı gibi kullanabiliyorduk. Bunun için şu zarf şeklinde
bir şekil elde ettik. Ardından kalemimizle dört bir tarafından üçgen şeklindeki kağıdımızı kalemimizi döndürmek kaydıyla şu şekilde kıvırıyoruz. Böyle de bırakabiliriz. Ama ben görüntünün puf puf olmasını istiyorum. Ondan sonra hafifçe üzerine bastırarak, baskılayarak çok rahat şekil veriliyor. Şöyle zarflardan puf puf küçük küçük kareler elde ediyoruz. Onu da pano olarak duvarımıza asacağımız için şu şekilde küçük kutucukları sizin de kendi zevkinize göre, ben bu şekilde hazırladım projemde. Artebella süper yapıştırıcıyla yapıştırarak dekoratif görünümlü sevgili öğretmen arkadaşlarımın sınıfta güzel bir aktivite olarak hazırlayabilecekleri, aynı zamanda anne ve babalarının çocuklarla boş vakit geçirebilecekleri ve Ebru'dan özellikle kendi yaptıkları çocuklarımızın Ebru'lardan oluşmuş güzel bir pano hazırlıyoruz. Ben bir tane daha farklı bir pano hazırladım. O da biz biraz daha büyük karelerle hazırladığımız ve farklı renklerle. İkisinin de duruşu çok hoş. Siz de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.